bayağı anlatmış, bir takım işlemler yapılıyor. Şurada örnek olarak da vermiş. Şimdi okun yönü bize işlemin nereye uygulandığını gösteriyor. Ok bu yönde olduğu için 36'dan 12'ye doğru şu bölme işlemi 36'ya uygulanmış. Yani 36 3'e bölünmüş, 12 çıkmış. Sonra 2 ile çarpılmış. Burada okun yönü şöyle gidiyor. 24 olmuş. 6 eklenmiş 30. 18 çıkarılmış. Tekrar 12. Biz burada da benzer işlemler yapabiliriz. Bu şekilde ilerlemiş sayılarımız. Şimdi herhangi birisine bir değer verip onun üzerinden de hareket edebiliriz. Ya da geriye doğru da gelebiliriz. Mesela biz şunu desek. Buraya x desek. Buradan diğerlerine doğru gidebiliriz. 2'ye bölünüyor. X sayısı 2'ye bölünüyor. Burası x bölü 2 olacak şurası. Şimdi 7 çıkarılacak x bölü 2'den. Bu da x bölü 2 eksi 7 olur. Yani c sayısı. Şöyle gelseydik. X bölü 2 yine 7 çıkarılmış bu istikamete doğru. Demek ki bizim b dediğimiz şey x bölü 2 eksi 7 olur. Bu şekilde olur. B sayısı da. Şu taraftan gitseydik. X'ten 5 çıkarılıyor. X eksi 5. Şimdi bu 5'e bölünüyor. Şu bölme işlemi. X eksi 5 5'e bölünecek. Şu olur. X eksi 5 bölü 5. Bu B sayısıymış. Şimdi B sayısının iki ayrı değeri var. Eşit olmalı. Bunların sonucu birbirine eşit değil. X eksi 5 bölü 5 eşittir. Diğer taraftan da X bölü 2. Şöyle X bölü 2 eksi 7 olacak. Şimdi payda işleme yoluna gidebiliriz. Bu tarafta 5, diğer tarafta 2 var. Şunu yaparız. Bunu 2 ile genişletiriz. Bunu da 5 ile genişletelim ki hepsi aynı olsun. Şunun paydası 1, bunu da 10 ile genişletelim. Hepsi 10 olsun. Bu durumda sol taraf şu 2 ile genişletecektik. 2 ile çarparsak 2x eksi 5 çarpı 2 10 bölü 10 eşittir 5 ile genişletiyorum. 5x, bunu 10 ile genişletiyorum. Eksi 70, böyle paydası 10. Şimdi paydadaki 10'ları atabiliriz. Şöyle. Sonra şunu yapacağız. Buradaki 2x'i 5x'in yanına hiç yeniden yazmadan direkt yapalım. Şu eksi 70'i de sola doğru atalım. Eksi 70 böyle gelince artı 70. Eksi 10 var. Eşittir burası 5x. 2x yolladık. Eksi 2x. Şurası 60. Eşittir. Burası 3x. Artık x'imiz de 20'ymiş demek. Bunu bulduk. Eksi 20. Tabi bizden istediği ABC sayıları. Şuradaki sayılar. Eğer x'i biliyorsak bunları hesaplayabiliriz. Şu x bölü 2 eksi 7 idi. X yerine 20 yazsak. Buraya 20'yi 2'ye bölersek 10. 7 çıkarırsak 3. Bizim C sayımız 3. Şimdi şurası da yine aynı şekilde x bölü 2 eksi 7. Yani 20 yazarsak 2'ye bölünce 10, 7 çıkarınca 3. Demek ki bizim B sayımız da 3. Şurayı hesaplayalım. X yerine 20 yazarsak 20'den 5 çıkınca burası 15, 3 ilave edecekmişiz. 15 artı 3, 18. A sayısı da 18'miş. Yani A artı B artı C, A sayımız 18, B sayımız 3, C sayımız 3. 21, 3 de burada 24. Tüm sonuç 24 getirir.